Star Trek, evet bir ara verdik, tatiller yapıldı, biraz sırtımızı yatay pozisyona getirdik, biraz dinlendik geldik. Nasıl? Yatay abi? bakış mı yaptık yani? Yo yatay bakış yaptık. Sen minnoş bir tatil yaptın, ben arada bir kaçtım, <laughs> bir dinlendik. Ev taşıdım ben ev ev. Kapı kaldırdım. Evet sen Kapı biraz taşıdım. ev taşıdın. Herkes tatil duruyor. Annem de tatil diye kandırmıştı beni ev taşıdım sonra. <laughs> Değil mi ama şey, ev taşınıyor bitiyor. Sen hala böyle devamlı evde tencere tabak taşımaya devam ediyorsun. Hiç durma yok yok ya. Yani. Abi zaten evi taşımak bir günde bitiyor. Evet. Ondan sonra bu şey. Bu masayı buraya kuralım. Masa kuruyorsun. Bu buraya olmadı. Üst kata çıkıyor masa. Sonra balkondaki <laughs> masa küçük geldi. Onu indirin buradaki masayı yukarı çıkarın. <laughs> hadi falan taşıyan <laughs> çocuklar bir günde taşıdı evi ben taşımadım ama Tabii. evin yerleşmesi bambaşka bir festival yani perdeler takılacak falan Hep iş ama. ama işte tüm bunlardan kurtulacağımız Star Trek'imiz var özlemişiz ya o kadar özlüyoruz ki birazcık ara verdin hemen özledin değil mi bugün de 20. bölüme devam edeceğiz Emissary bölümü <laughs> ee, bu bölümde gördüğümüz en güzel gel şimdi şey yapmayayım eee tipine laf etmeyeyim insanların da <laughs> Klingonlulardan birini gördük. Hikaye şöyle bu bölümde e, Boradis 3'teki ilk koloniye 34 sene önce kurulmuş ama spesifik bir koloni varmış orada. Ona gitmiyorlar. Oradan e, bir tane sinyal alıyorlar. Aa diyorlar biz buraya mı gitsek? Ne oluyormuş burada? Bir sinyal aldık. Hayırdır falan diyorlar. Sonra e, federasyon diyor ki gideceksiniz ama söylemeyik. Çok gizli. Oralar gizli işler var. Çok alengirli işler var diyorlar. O yüzden size bir tane şey yollayacağız. Emiseri yollayacağız. Ne bu emiserin Türkçesi ne ya? Şey mi? Elçi mi? Görevli El mi? ajan mı? Ajan. Elçi mi, evet, evet, elçi yollayacağız diyorlar ve oradan sonra görevler başlıyor ve bu elçi görüyoruz ki bu e, Klingonlu bir kadın. Hatta tam Klingonlu da değil. Yarı Klingonlu, yarı human, e, yarı insan bir hanımefendi ve Worf'un e, bu emiseri ablamız yani Kelly'yi tanıdığını görüyoruz. Temsilci ki. değil, temsilciymiş emiserim yani. Temsilci miymiş? Tamam hmm. işte temsilci, elçi, ajan, hmm. patron, başkan falan böyle bizim şey gibi. Aynen aynen. <laughs> Kız vereceğin yani. bir meslek değil yani her türlü. Vermezsin o yüzden kadın yapmışlar. Vermezdim. Yani. <laughs> <laughs> Gelecekteyiz ama okey. Hikayede şu bir tane Klingon gemisi var. Yıllar önce insanlarla Klingon arasındaki savaş bitmiş ama Klingonlar hiç haber vermeden kendilerini de unuttu. Daha doğrusu erişemediği bir tane Tong isimli bir e, gemi salmışlar ve bu gemidekiler de uyku halindeler ve bilmem kaç sene sonra uyanma vakitleri geliyor ve insanlarla Klingonlar arasındaki savaşın bittiğini habersizler. E tabi ki Klingon'un ordukları için uyanır uyanmaz oğlum bunlar sağa solu patlatır şimdi. Buna bir yer atmamız lazım diye geliyor e, ablamız ve olaylar gelişiyor. Ya bu bölüm aslında bu sezonun hep böyle e, Karakteri ilerletelim biraz da böyle ırklar arası geçişleri güçlendirelim boşlukları dolduralım bölümü gibi ama bir yandan da yarı insan yarı klingon çok iki uçta bir evcilleşmeye çalışan bir ırk gibi hani amiyane tabirle söylüyorum. Diğeri de hani evcilleştiğini zanneden bir ırk devamlı böyle bir onları bir araya uzaktan getirme çabası varken şimdi bayağı ırksal olarak yani çiftleştirerek bir araya getirmişler ve bunu da bir ilişki üzerinden izledik. Herhalde Klingon'ların ileride hayatımıza daha çok yeri olacak. Benim bu meraklarım hiç bitmeyecek yani. Kim daha çok yeri olacak bizim hayatımızda abi falan diye daha mı sormaya devam edeceğim sana. Abi çok ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum sana. Klingon bölümleri çünkü her, her sezon 2-3 tane Klingon bölümü oluyor. Klingon bölümü yani net. Evet. Klingonlar çok acayip bir yere sahipler Star Trek fandom'ı içerisinde. Ee, yani bugün hala... Yani şeylere gittiğinde Star Trek konvensyonlara gidecek olursan yarın bir gün doların 10 TL olduğunu düşünmezsek ee, Klingon cosplay yapan o alnına yapıştırdığı plastiğinden zırhına Klingon dilini öğrenmiş. Hani Yüzüklerin Efendisi'ndeki elf neyse Star Trek evet. içinde Klingon o. Dili var, kültürü var, silahı var, bıçağı var, her şeyi var. Böyle fanlar da çok seviyor. Klingon kültürüyle alakalı bir sürü bilgiler öğrenilmesi falan istiyor. Bunu başlatan da aslında işte Star Trek Next Generation çünkü. The Original Series'de Klingonlar Sivri bıyık takmış bir grup adam yani. Öyle bir şeyleri yok açıkçası. Ha tipleri böyle miydi peki orada? Yok. Ee. Ha farklı. Tabii suratına ayakkabı boyası sürmüş bıyıklı bir grup adamdı yani Klingonlar hiç. <laughs> yani Turist, Turist Ömer karakteri değil mi? <laughs> karakteriydiler gerçekten. Böyle farklı alınlar, sinirli yapılar, kontrol edilemez hayvanlar falan böyle bu imajlar bunlar. İşte şey onurlu barbarlar imajı. Bununla beraber oturdu. Star Trek Next Generation'la beraber oturdu. Hatta çok ilginçtir. 90'lar ve 2000'leri de kasıp kavuran e, daha sonra mesela World of Warcraft'ta falan da etkilerini görüyoruz bunun biz. Yani böyle bir bir önceki nesilde saldırgan barbarlar olarak resmedilen bir sürü ırk 90'lar 2000'ler sürecinde onurlu barbarlar. Hani böyle evet. anladın mı? Şamansal inançlara sahip falan. Mesela bunda da işte Klingonlar'da birkaç bölüm önce şeyi gördük ya <laughs> savaşçı oldu. hep beraber o diye bağırıyorlar. Ne o işte, cen işte şey cennete şeyin iyi bir savaşçının geldiğini haber veriyorlar. Aynen yani. bu sezon bayağı ritüel gördük. Pulaski ile işte e, Hı -hı. Ne, bir şey içmişlerdi. E, dediğin gibi o bağırma ritüeli işte bunu dövüyorlardı vesaire. Bir <laughs> sürü ritüel hatta bir de Ryker'ın özellikle onlarla gidip çalıştığında da ekstra ritüellerini Tabii. görmüştük. Yani Next Generation bir şekilde Klingon fetişini diyeceğim başlatmış olan şey. Evet. Gel gelelim bizim seyircimiz mesela bu seriyi izleyen arkadaşlar bu sene itibariyle izliyorsa muhtemelen çok çiğ ve eski geliyordur bütün bu bölümler. <laughs> bana geliyor mesela anladın mı? Yani <laughs> 80'li 90'lı senelerde 2000'lerde falan hani bu yaşanan dönüşüm var işte biz barbar diyoruz ama onların da var kendince bir şey falan. Sonradan yine Next Generation sayısı o kadar standart bir hale geldi ki artık bugün barbar ırkının zaten onurlu barbarlar olmasını otomatikman bekliyoruz. <laughs> Boş yere vakit harcanıyormuş gibi geliyor. Bu, bugün bu çağ itibariyle izleyince bana Klingon özel bölümlerini ve yani e, hele o dönemlerde yani 90'larda 80'lerde Klingonlar tabi çok baş tacı olmadığına rağmen hatta en son Discovery'de bile değiştirdiler biliyorsun iyice böyle evet. dazlak işte kafası uzun suratları falan çok farklı zırhları falan çok farklı varlıklara dönüştürdüler Klingonları ki yenisini de ben çok beğenmedim bu eskisinin bir tadı tuzu vardı açıkçası yalan olması şey gibi yani. <laughs> Yüzüklerin Efendisi şimdi dizisi geliyor. Orada bir anda elfleri böyle navi yaratıkları gibi yaparlarsa şey olursun ya böyle. Yani evet, o ayrı abi. o ayrı gibi olur kafanda yani. Başka bir ırk gibi oluyorlar evet. Alışkanlıklar bu Klingon var. Klingon bölümünde böyle bir durumu var açıkçası. Ve bunlar çok ciddi sayıda devam edecekler. Sen ne düşünüyorsun şu anda? Klingon bölümleri seni sıkıyor mu? Merak ediyor musun heriflerin kültürlerini? Yoksa yahu Klingon çok gördük. İki de Vulkan görelim diyor musun mesela? Mesela ilk Star Trek'te Vulkan'dı konu. Orada hmm. oranın şeyi. Vulkanlardı. şu saçlar burada. Selamı var. Ha, Onu sıkıyor. i̇şte burasına bilmem ne takıyor. İşte azgınlık dönemleri geliyor. Bunların her 100 senede bir azıyorlar. Gezegenlerine <laughs> gidip dev sopalarla birbirlerini dövüp ondan sonra cima ediyorlar falan. Böyle durumları var falan. <laughs> i̇şte benim beynim senin beynine falan yapıyorlar. Böyle anladın mı? İlk, ilk Star Trek şeyi e, Mind Map İlk Star Trek şeyi The Original Series Vulkan'dan yedi ekmeğini. Bu ikinci sezonda Data zaten başlı başına bir karakter ama onun dışında buradan burada da böyle seviyoruz ve öğreniyoruz elyanları, klingonlar oldu bir nevi. Ya bu biraz şey gibi de yani e, dizinin o çok çok çeşitliliğine de katkı sağlasın da biraz şey gibi ya bu. Abi işte Japonlarda aslında işte şöyle yapmak çok kötü bir şeymiş abi ya da işte böyle yaparsan öldürmek <laughs> anlamına geliyormuş, dikkat etmek lazım falan. Hani biraz insanlar sadece biz buradayız ve her, her şey bizim etrafımızda dönüyor gibi algılanmasın e, tarafında iyi bir örnek Klingon ırkının anlatılması ama tabi biraz şey abartıya kaçıyor artık hani e, devamlı abi tamam bir kültür gördük bir daha gördük bir daha gördük gemiye gittik gördük indik gördük bir yerden sonra şey geldi bana tamam bak amacı anlıyorum ama amacı aşıyor bir sonrakiler hani gerek var mıydı bu kadar Klingon bölümüne bence bir noktada ki bunu ikinci sezon değerlendirmesine söylemeyi düşünüyordum aslında. Karakterleri ilk sezonda çok unutuyorduk. Burada çok unutmayalım. Hani artık azaldı zaten. O da arttıralım gibi böyle biraz paylaştırmışlar. Data bölümü geldi mi? Geldi abi. Ver Klingon. İşte tamam iki bölüm döndük. Riker verelim. Picard vermedik. Picard'a dön falan. Biraz böyle rotasyona dönmüş gibi. <laughs> i̇yi iyi. Ben rotasyondan çok memnunum bu arada. Ama hadi sezon sonu değerlendirmesine saklayayım bundan sonraki yorumlarımı. Bu bölüme dönersem Boylu bostu bir tane Clinton, Klingon, han Klingon hanımefendi geliyor. Şu ana kadarki bütün Klingon hanımefendileri genellikle böyle falan evet, Daha sert bu sefer, böyle, he, bu sefer böyle insan gözüyle senin bile bakabileceğin bir Klingon hanımefendi geldi. O da hemen yarı insan çıktı. Ben de hemen şeye şaşırdım. Yani arkadaş Klingon, Betazoid, o bu Vulkan herkes birbirine <laughs> sapmış galakside. Ama yine çok ilginç bir şey var. 80'ler, 90'lar, 2000'ler üçlüsünde Half bilmem ne çok popülerdi arkadaş. Bilmiyorum evet. hatırlar mısın? Tabii canım. Buraya Gollnase gidersin, Tanis yarı elf. İşte Yüzüklerin Efendisi, Elrond yarı elf. Oraya gidersin yarı drow. Buraya Melez. gidersin yarı vampir. Melez ha, botpet yani. <laughs> mesela 20 itibariyle artık inanılmaz sıkmış bir durum. Ama 90'larda herkes melezdi yani böyle tuhaf bir durum vardı. Çok hikaye var bunda. Ya. Mesela Dampir diye bir çizgi roman hikayesi vardı İtalyan. Hı. O da öyledir ya. Yani. O da hep Melezlik'ten Blade abi işte. Ha, Blade öyle aynen. Blazik'ten şeyden gelir işte. Half Melezlik'ten gelir hepsi. Sen Blazik'ten mi gelirdin? Mi? Blade... <gülüyor> 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 ha, neyse. Kelimeler birbirine girdi orada. Yok şey Melezlik'ten diyecektim. Blazik'ten diye böyle salak bir kelime uydurdum. Ama Blaze de fena almadı. Neyse e, ya biraz şey biz sorgulama burada şu herhalde bu half durumlarında ins hep insan olası şunu yapıyor ya kendi de sert yani Almanya'ya bakıyorsun geçmiş berbat Amerika'ya bakıyorsun geçmiş berbat ama ne hikmetse barbarlar hep başkaları yani bugün barbar deyince aklına Amerikalı gelmiyor Alman gelmiyor bugün geliyor. Ya, geliyor da hani ilk aşamada gelmiyordu eskiden. Hani böyle 5 şey önce gelmiyordu. Bugün geliyor. Aynen. Şey gibiydin böyle. işte Afrika'dan çıkmış böyle her 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 diye koşan adam ya da Türkler mesela hani çok örnek verilir diye söylüyorum. Fest var kafada koşuyoruz elimizde bıçak Moğollar işte Asyalılar abi onlar barbardı falan. Ama nedense daha büyük katliamlar yapanlar pek akla gelmezdi. Burada da aslında e, Kel karakteri üzerinden kendinden şeyinden nefret ediyor ya hani e, Klingon tarafından nefret ediyor. Yani yok edelim Onlarla şey yapmayalım. Uğraşmayalım. Ki Picard uzlaşmacı olduğu için bunu reddediyor. Biraz ona vurgu yapması güzel. Oradan yakalamışlar yine bölümü. Tabi bunu Worf'a geçmiyor bu. Worf'da yine işte hani seni seviyorum sevmiyorum. Hani biraz daha ona geçirebilermiş. Orada pek cesur olamamışlar gibi geldi. Ama evet odak odak noktasında bu korkuyu deşmeleri iyi. Çünkü insan tarafında bu yok. Hani insanlar çıktı ilk sezonda. Mahkemeleri görüldü. Tamam biz hata gittiler. Ama mesela Klingonlularda ya da e, bu tarz işte yarı human yarı X olan ırklarda hiç şey yok. Ben o tarafımı reddediyorum canım kabul etmiyorum bana ne ben buyum gibi böyle bir kimlik arayışı mı diyelim artık ya da kimlik tercihi mi diyelim öyle bir şey var öyle bir durum var. E, bu bölümle bölümün kendisi de bence çok üstüne konuşmaya diye bir şey yok <laughs> burada. <laughs> düşünüyorum düşünüyorum bölümle ilgili. Bu bir... ya yani ben de bu tek bunu yakalayabildim yani açıkçası. Birazcık bunu buna odaklanmak istedim. Çünkü başka bir şey yani genelde Worf'la ilgili daha sert şeyler izliyorduk bölümlerde ama burada o da çok yok. İşte kendisinin işte e, işte girip Hatun'la kapıştıkları bölüm falan var. O kadar. Ya o Holodeck bölümü falan Takmışlar yani. iskelet falan takmışlar. he yani. gibi yaratıklar geliyor oradan öyle. <laughs> diyor ki abi çok kolaymış. O zaman level 2'yi açalım falan diyor. Aa, diyor. böyle falan. Yani ne bileyim Klingon bölümleri biraz böyle be abi. İlla böyle bir artistik yapılacak şey vurulacak. Yani Klingon bölüm olarak bence bir önceki bölüm çok daha keyifliydi ama şu şey. Bir önceki bölümden kastım da Üç tane Klingon'u tutsak alıyorlar da işte herif öleceğime canımı veririm falan diyor. Ortalık karışıyor. Ha ha Hatta... o daha eski. Ya, sezon başlarındaydı. Evet. Gibi, tabii. Sezon başında mıydı, bir önceki sezonda mıydı? Bir önceki Niye, sezon bakıyorum. muydu, hatırlayamadım ama daha erkendi yani Galiba bir önceki sezondaydı o, evet. Bu Çünkü En son görmedim. evet, Klingonlu bölüm Ryker'ın gittiğiydi galiba. Gemi transferi. Bu bu sezonda Contagion vardı abi. Evet, salgın hmm. salgın vardı. Şey, misafir gidiyordu öbür tarafa. Evet. Ryker. Pardon, A of Honor bölümü. Ondan önce de işte geçen sezon şey vardı. 3 tane Klingonu işte gemiye alıyorlar bölümleri. Zaten bunlar okey. Bu bölüm biraz daha Borf'un sevdalık durumları üstüne böyle eli elini tutuyor, elini sıkıyor, elinden kan çıkıyor böyle falan. Evet. Çok böyle şey dakikalar. Sevdalımsın. <gülüyor> ha, <gülüyor> Alişan, Alişan klibi gibi dakikalar falan var bölümde. Karadeniz yani, bizim, bizim bölüm olmamakla gibi. beraber okey falan. Bir bölümün sonunda bir akıllılık ediyorlar. Sanki Klingonların gemisiymiş burası gibi bir kostüm gibi bir şov yapıyorlar. Bu arada Diana Troy devamı dediğin gibi ıı, açılmaya başladı böyle üçgene falan geçiyor ufaktan. <laughs> Bu üçüncü sezona da başladım. Yani... Kıyafetler falan değişiyor. Neyse onu konuşuruz. Artık Diana Sörtüs'e nasıl bir kıyafet veriyorlarsa kadın kıyafet düşmesin diye şöyle yürüyor artık yani. Omuzda. yapsa gidecek çünkü her şey yani. <laughs> Neyse yani o da ferah ferah geziyor. O dönemin birazcık o dönem şeye var ya yani ne yazık ki. Yani onu hala da vardı işte o dönemde Star Trek'te buna biraz parçası yapıyor. Kadın karakter bakıyor abi giyik seyirci. Anladın mı? Yani evet. birazcık öyle bir öyle bir şey var o işte. Bu, bu ama biraz etki tepki durumu gibi. Şimdi şöyle bir döngü var. Ee, geek ortamı çok erkek. Maalesef. Sonra oraya e, kadınlar mesela geliyorlar ve korkuyorlar. Çünkü... O düşünebiliyor musun abi? 90'ların evet. başından bahsediyoruz. 87'deyiz galiba şu anda. Yani 87 senesinde nasıl bir ortam? Aynen. Ya yani kadınlar zaten bu sezon çok pardon. Girmek istese de belki çekiniyor olabilir. Hani giren de muhtemelen çok bariz ilgiye maruz kalıyor korkup kaçıyor. Bu sefer de ne oluyor? O tayfa gidip e, TV'de sinemada aramaya başlıyor. Kadın yok mu falan diye. Ya yani tabi bunu hayvancı yapan da var. Hani iyi, iyi niyetle yapan da vardır kesin. Yani ya işte niye kadınlar yok abi ha burada? Hani biz de muhabbet edelim. Burası koş gibi oldu falan diye. Ki ben burada şey itiraf edebilirim yani X-Files forumlarına ilk giriş ne dedim? Benim de hani bir hanımefendiyle tanışır mıyım acaba falan diye. Yani. X-Files forumlarında. Tabii tabii. E ben işte Beli'yle oradan tanıştım. Abi. Aa, ama evet. bir dakika yaşamış ya. Olmuş bu. Oldu oldu aynen buldum. Ben var ya hayatta olmaz diyordum bu arada yani mümkün değil diyecektim. Sen karınla tanışmışsın orada. <laughs> Oğlum zaten iki kişi vardı. Pardon üç kişi vardı. <laughs> Ben ya, de Ceren'le kitapçıda tanıştım. Buna ne diyeceksin peki? Ya işte bak hep geek ortam. Geek ortamlar bunlar. <laughs> Vallahi ya. Neyse Emisari bölümüyle alakalı başka bir tek aklımda şu kalmış. Bölümdeki en iyi Klingoncayı galiba Ryker konuşuyor. Aa Ryker ama hazır Yerde evet. Diğer böyle... Yani K'ler ilk geldiği zaman... Ne K'leş bilmem ne bir şey diyor ya böyle bir anda böyle. Kız şaşırıyordu. Aa Klingonca konuşuyorsunuz falan diye. Böyle. Kızın da tuhaf bir vurgusu var mesela falan. Kız belli ki hiç Klingonca çözememiş aktör. Evet. Ee, onun yerine böyle normal cümlelerini böyle vurgulamak e, yapmış kendisi. Planlı <laughs> tuhaf bir hali var, vurguları bir tuhaf yapıyor. Ok, o da bir karakterizasyon. Ama yani şu an hani Raikir'in bu son e, bu bölümde bir mikroüstü Klingon, o kadar iyi ki e, hakikaten araştır bak, Klingon kafasına çok girmiş herifler veya The Star Trek Discovery'deki Klingonlar full onun gibi konuşuyorlar. Ryker'ın klingoncası çok çok iyi hakikaten. Ryker bayağı iyi. Ryker'ı bayağı artık bıraksan komutan canım. Zaten hani şey değil. Hadi güzel bölüme geçelim. Evet. Ben emiseri memiseri. İşte bu da böyle. O zaman bu bölümü kapatıyorum. O zaman diyeceksiniz ki bir dakika kardeşim bu bölümü neden aldınız o zaman? Madem bu kadar şey bölüm. Çünkü bu bölümde çok önemli bazı şeylerin tohumu atıldı arkadaşlar. Ha Hadi bakalım. Yine tohumladım bizi. Ben anlamadım ne atıldı. Göreceğiz bakalım. O zaman kapatıyorum bölümü. Tohumları bir sonraki bölümde <laughs> sezon sonunda Haydi, Bir sonraki güzeller güzeli bölüme geçiyoruz o zaman. Aynen. Ee, bir sonraki bölümde 21. bölüm Peak Performance Performance bölümünü konuşacağız. O bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşeceğiz. Bay bay.